Demek Ali Ömer'i bu kadar çok seviyorsun ha? Bana bak. Hani böyle bir yolunu bulurum. Bir şekilde dönerim mönerim diye düşünüyorsan ağla oğlunu çık gitsin dedem. Abla, ben oyun oynamaya gelmedim. Ne dersen onu yapacağım. Yani benim artık bir askerim. Bu savaşta bin neferim olmayı kabul ettin öyle mi? Neden bu savaş anlamıyorum ama. Evet hazırım. Asma suratın kız öyle, ne öyle ölüme gider gibi. Senin de hoşuna gider. Güç sahibi olmayı, erk sahibi olmayı kim sevmez ki? Bak, bu kapının anahtarı da bende, kilidi de. Dediklerimi yaparsan sıkıntı yok. Ama yapmazsan olacakları biliyorsun artık. Ben kabul ediyorum dedim ya. Ama sen de bu sırrı saklayacaksın. Bir daha hiç konuşmayacağız. Lafını bile etmeyeceğiz. Hadi geç içeri, geç haydi. Hadi. Haydi bakalım Sultan. Kazan mübarek olsun. Hayırdır beyim, neden kapıda kaldınız? Yok bir şey. Ali Ömer'in karısı döndü mü eve? Yok bebeğim, nerede? Hamiyet Hanım kalkıp ta ayağına kadar gitti de kâr etmedi. Ali Ömer Bey de kapısında sabahlamış. Ama kâr etmiyor. Derdini anlayan yok. O iş bitti bence. Yengem evde mi? Yok, Münevver Hanım'la beraber kabre gittiler. Niye öyle el gibi duruyorsun kız? Sen bu konağın gelinisin. Gir. Sevda, geri mi geldin? Sevda Hanım diyeceksin. Sevda Hanım bu konağın gelini. İstediği zaman gider, istediği zaman gelir. Sana hesap mı verecek Pınar? Sultan ablaya nur mu indi yoksa içine mi girdi? Hoş geldin. Kusura bakmayın. Bade Hanım biraz gecikecek. İsterseniz biz bu sırada kredi meselesini konuşabiliriz. Biz o işi hallettik Ali Ömer Bey. Finans müdürümüzün bize gönderdiği ödeme planları bizim için uygundur. Öyle mi? Umarım karşılıklı güven konusunda bir problem yoktur. Hancıoğlu ailesi bizim için sadece müşteri değil, aynı zamanda bir dost. Ancak takdir edersiniz ki gecikmeleri genel müdürlüğe bildirmek zorundayım. Tabii. Affedersiniz Ali Ömer Bey. Pardon. Gelmediler mi hala? Bade Hanım şimdi aradı. Bir sorun çıkmış, o yüzden gecikmişler. Ama yoldalarmış. Gelir gelmez ikisini de içeri yolla. Peki. Bu kadar gecikeceğimizi bilseydim ben raporları yollardım şirkete. Gökhan gıda mühendisiyle toplantı ayarlayabildim acaba? Akşam üzeri görüşsek ne güzel olurdu. Mehmet, vallahi sen banka müdürüyle yapacağımız toplantıya odaklansan daha iyi olur. Adamların kredisini iki aydır ödeyemiyoruz. Şirket için ne kadar kötü bir durum, farkında mısın? Onu şirketin yöneticisi düşünsün. Ben niye düşüneyim ki? Sabah Sultan abla geldi köye. Bu sefer ne istiyormuş? Kaçamazsın dedi. Senin gidişin işime yaramaz dedi. Raporları alır, Hamiyet Hanım'a gösteririm. Oğlanı da getirir, buraya atarım dedi. Yapar. Bu şeytan her şeyi yapar. Bir de... Kız, Sevda Hamiyet Hanım geldi kabristandan. Hadi çıkın da şöyle bir yüzü gülsün kadıncağızına. Ay.
Sevda? Hamiyet Hanım, eğer kabul ederseniz ben geri geldim. Beyim, erkencisin bu sabah. Evine hoş geldin ya. Hamiyet Hanım döndü mü kabirden? Evet. Sevda ile konuşuyor. Sevda da mı geldi? Allah Allah. Niye gitti, niye geldi bu kız şimdi? Ben bakayım, anlayayım bak. Yavrum, neden gittiğini anlamadık da. Gelmene de çok sevindik. Vay vay vay. Kimler gelmiş? Gözün aydın Hamiyet Hanım. Ben sana demedim mi düşme ardına, gelir o diye. Aşk adamın dünyasını değiştiriyor değil mi kız? Sultan. Ayol, sen Sevda'nın gelmesine bizden daha çok sevindin galiba. E alıştık. Evin kedisi gitse arıyor insan. Vallahi bazen çok münasebetsiz. Biliyorum. Ali Ömer'i aradınız mı? Yok. Ben haber vermedim, aramadım daha. Hamiyet Hanım önce bilsin istedim. Vallahi bravo. Hamiyet Hanım turnayı gözünden vurdum bu sefer. Kız baya baya izan biliyor. Vallahi doğru söylüyorsun. Çocuğu bir arayalım bari. Kara yazılar bağladı oğlan. Mahvoldu oğlan, Harat abi. Umarım bu sefer kalıcısındır. Abimin daha fazla üzülmesini istemem. Teşekkür ederiz. Geç kaldığımız için tekrar özür dilerim. Sorun değil Zade Hanım. Önümüzdeki ay görüşürüz. Buyurun. Bu nasıl bir sorumsuzluk? Madem geç kalacaksınız, neden haber vermiyorsunuz? Sen de dosyaları alıp götürmüşsün. Bu toplantının şirketimizin imajı için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musunuz? Toplantıya geç kaldık, özrümüzü diledik. Toplantıda da problem çıkmadı. Bence bu kadar yeter. Yetmez Mehmet, yetmez. Biz şirket sahipleri olarak böyle lakayt davranırsak bu adamların bizi ciddiye almasını bekleyemeyiz. Şirket sahibi biziz Ali Ömer. Sen sadece yöneticisin, bunu unutma. Telefonunuz. Ben senin yüzüne nasıl bakacağım? Bunca oyunu, yalanı söylerken nasıl olacak?
Buyurun Sevda Hanım. Ali Ömer yok mu? Şu an yoklar. Notunuz varsa ben alayım. Hayır, yok. Peki, aradığınızı iletirim geldiğinde. İyi günler. Size de. Ali Ömer'i böyle karşına almakla iyi yapmıyorsun. Sinirlerine birazcık hakim ol. Hem bu şekilde bir yere de varamazsın zaten. Haklısın. Ama öyle şirket bizim falan deyince kendimi tutamıyorum. Amacının bu olmadığını biliyorsun ama. Gayet iyi niyetle söyledi. Üstelik haklıydı da. Tamam dedim madem. Neyse. Benim doktor randevum var. Gideyim de ona. Evde görüşürüz. Beraber çıkalım. O zaman çantamı alıp geleyim de bekle burada. Alo. Demir sen misin? Evet. Ben Mehmet Hancıoğlu. Kaç gündür arıyorum seni. Niye açmıyorsun telefonlarını? Kim olduğunuzu biliyorum. Hemen konuşmamız lazım. Ama Bade Hanım'ın haberi olmayacak. Tamam, ben seni arayacağım. Kimle konuşuyordun hayatım? Babam. Beni görmek istemiş. Ben seni doktora bıraksam sen taksiyle gitsen olur mu? Olur. Bir sorun yok değil mi? Amcam öldükten sonra pek yalnız kalmak istemiyor. Anlattı mı sana, söyledi mi? Niye geri gelmiş? Aman Sultan, hiç vallahi dibini deşmedi. Dönüp geldi ya, üstünü kapatmak en iyisi. İyi dedin, doğru dedin vallahi. Bana bak, ne yaptın? Hoca Hanım'ı aradın mı? Aradım, aradım. Herkese haber verdim. Yedisi okunacak dedim. Pideleri falan da yaptırıyorum ben, sen merak etme. İyi. Azıcık bir çıkayım. Hadi, her şey sana emanet ha. Tamam, tamam. Sultan, sen bu Sevda'nın niye geldiğini bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum beyim. Neden gittiğini de bilmiyorsun. Yok. Tuhaf. Ben sana bir şey diyeyim mi Sultan? Bu kızda bir iş var. Bir sinsilik mi desem, bir huzursuzluk mu desem, içime hiç sinmiyor biliyor musun? Yok beyim ya. Böyle şey, saf bir kız yani hani. Düşündüğün gibi değil bence. Numara yapma Sultan. Sen de bu kızdan hoşlanmıyorsun. Yoksa niye uğraşasın ki? Öyle deme beyim ya. Hani yanılabiliyor insan. Ben de yanıldım ama bak raporu gördüm. Tamam dedim ben de. Sesimi kıstım oturdum. Ne yapacaksın? Abla, Pınar sana sesleniyordu. Keşke en bir kıvamına bakacakmışsın. Tamam ben bakarım, sen git. Görüyorum değil mi beyim? Hani burada bu işi yapmıyorum ama bensiz olmuyor. Haydi. Her nefes aldığımda kokunu içime çeksem. Gel bakalım sen buraya. Bundan böyle benim dört bir yanım özlem. O ne demek öyle? Sen söyle sadece. Kimi neyi özlersen, ya ben seni götürürüm ya da onları sana getiririm. Ya sana olan özlemi? O nasıl dinleyecek? O hiç bitmesin. Ben senin yanındayken bile seni özlüyorum. Sarsam yarayı yarayı.
Gel kızım gel. Geç otur. Ali Ömer gelmedi mi daha? Yok. Ben sekreteriyle konuştum. Aradığınızı haber veririm dedi ama hala aramadı. Üzülme. O böyle gelsin birdenbire seni karşısında görsün. Sürpriz olsun. Ha? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sultan geldiğini söyleyince vallahi çok sevindim. Aile dediğin birlik beraberliğini korumalı diye mi? Kolayına kurulmuyor çünkü. Doğru söylüyorsun Reşit Efendi. İnşallah son tatsızlık olur bu ailemiz için. Bundan sonra Allah daha huzurlu, daha sakin, daha mutlu günler versin. Amin. İnşallah. Hadi kızım, çorbaları servis et be. Duyduğuma göre Celal abinin sağ koluymuşsun. Niye apar topar gittiler? Neredeler? Şirketin işlerini kim yürütüyor? Badenin aklında bir dolu soru var. Buraya susmaya gelmedin herhalde. Celal abi nerede? Hastanede. Yoğun bakımda. Ben geri geldim. Bey hastalığını saklamak istemese, bana da yemin ettirmemiş olsa bir an durmam. Bade Hanım'a anlatırdım. Durumu o kadar umutsuz mu? Evet. Çok geç kalınmış. Bu sabah ağırlaşınca da yoğun bakıma aldılar. Benim Celal Bey'e sözüm var. Elim kolum bağlı. Ama sizin değil. Hem Bade Hanım sizin eşiniz. Söyleyip söylemeyeceğinize siz karar verin. Ama şunu bilin. Celal Bey'in çok az zamanı kaldı. Kız bir türlü içeri giremedi bunlar. Ya kız geldi gelmesine de bakalım Ali Ömer kabul edecek mi? Edecek mi? Bir maraza çıkmasına meydan. Bana bak Sultan. Ne oluyor ayol? Ne bu böyle sevda düşkünlüğü? Ha? Bir sempati, bir sempati. Düne kadar kadının gırtlağını sıkıyordun ayol. Şimdi kalktın koruyucu melekliğini yapıyorsun. O meleğin adı Azrail olur ancak. Ali Ömer için diyorum ben ya. Bitti o oğlan. Ben böyle bir acıyı hiç yaşamadım. Bir daha da yaşamak istemiyorum. Ben gidiyorum diyeceksen. Ben bir daha gidemem. Bugüne kadar bir sana, bir de kendi yüreğime hesap veriyordum. Şimdi seni üzersem, bunun hesabını bebeğimize veremem.
Ay ne konuşuyor bunlar Allah aşkına aşağıda 2 saattir. Ay öleceğim ayol. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Yok yok. Kesin bir şey oluyor. Yürü Sultan yürü. Yürü inelim aşağı. Hala! Münevver! Ali Ömer ne oldu oğlum? Halamlar da gelsin. Oğlum! Ne oluyor Maviş'e? Ay ne oluyor? Ha? Baba oluyorum. Canım, canım, canım benim, canlarım. Canlarım. Güzel canım. Nasıl? Oğlumuz çok iyi. Tarama testi de normal çıktı. Gayet sağlıklı. Çok şükür. Mehmet. Ama ben pek iyi değilim. Neyin var? Gebelik tansiyonu diye bir şey çıktı bende. Doktor tuzu keseceksin. Yorulmak yok, üzülmek yok dedi. Bebeğimize bir şey olmasın ne olur. Aklına böyle şeyler getirme. Ona hiçbir şey olmayacak. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bebeğimizi benden çok sen koruyabilirsin, unutma. Onun için kendini asla üzmeyeceksin bundan sonra. Gerekirse başka bir yere gideriz bir süre. Seni sıkan, üzen ne varsa hepsinden uzaklaşırız. Gerek yok. Sadece sakin olalım. Bir de sen yanında ol, ben başka bir şey istemiyorum. Ben de diyorum bu Sevda akıllı kızdır. E Ali Ömer'e de deli divane. E şimdi ne oldu da yani böyle paldır küldür çekti gitti. Vallahi hiç anlayamadım. Ayol meğer kız hamileymiş. Ama öyledir vallahi. Ay hamilelik çok zordur. İnsan ne olduğunu şaşırır. Kendi bir şey anlamaz ki kalkıp da başkasına bir şey anlatsın. Öyle değil mi Sultan Allah aşkına? Hatırlasana. Ben Yusuf'a hamile kaldığım zaman. He? Evet, vallahi. Kendimi de yedim, etrafı da yedim. Tam 3 ay. Söylesene. Doğru vallahi yedi, çok yedi o zamanlar. Hala da iyi ya. Bir şey mi dedin Sultan? Yok ya. Babalık sana çok yakışacak abiciğim. Bence de. İyi bir baba olacaksın. E kızımızın anneliği de Yusuf Siyah'ın tescillendi zaten. Yüce Rabbim. Hep canınızı yakacak değil ya. İnşallah bu defa da canımıza can katacak. Ola bakla. Kötü düşünmeyelim. Konuşmayalım. Sevda yanımda. Hep de yanımda kalacak. Ne güzel anne olacak. Sanki biraz kıskandık gibi. Ha? Ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Sen de anne olmak ister misin?
Bilmem. Becerebilir miyim sence? Sen istediğin her şeyi becerirsin. Güzel karım benim. Ya bilmiyorum ki. Yani baksana annem bile bana emanet etmiyor yeğenimi. Belki de gerçekten hazır değilimdir. Gerçi Sevda gelmeseydi bana emanet edecekti ama. Ne yani? Yalan mı söylüyorum? Gelmeseydi. Gelmeseydi abin kahrolurdu Münevver. Birbirini seven iki insan ayrılırdı. Evet, öyle. Bazen sana ve düşündüklerine inanamıyorum biliyor musun? Giderek annemlere benzemenden korkuyorum. Her şeye sahip olmak, her şeye hakimiyet kurmak görüyorsun işte mutlu etmiyor insanları. Aşk olsun hayatım ya. Kıyaslanın şeye bak. Bırak sen kim ne isterse onu yapsın. Biz birbirimize sahibiz. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız yok bizim. Sen yatmadın mı daha? Seni bekledim. Hayırdır? Gel bakayım şöyle yamacıma Sultan Hanım. Gel otur. Neler oluyor anlat bakalım. İyi. Nedir? Sultan ben seni iyi tanırım. İçinin nasıl kaynadığının farkındayım. Kız geri döndü diye kalkıp bir oynamadığın kaldı. Hayırdır inşallah. Yani husumetini bilmesem kızı baya baya seviyorum diyeceğim. Ya size de yaranılmıyor ama. Hı? Kıza söyleniyorum. Dünyayı dar ettin kıza. İnsan gibi davranıyorum. Gene kabahatli ben oluyorum ya. Ya benim derdim insan gibi davranman değil. Altında yatan maksat ne? Ne maksadım olacak ya? He? Ne maksadım olacak? Bu oğlanın bundan olduğunu ispat edemeyeceğim, bu belli. Bunu anladım. Belki de ben de yanıldım. Ne bileyim ben, insanım ben de işte. Ne dedin sen? Yanıldın mı dedin? Yanıldım dedim, ne olmuş? Olamaz mı? Yanılamam mı yani ben? Olabilir. Baktım neticeyi değiştiremiyorum. Ben de böyle davranmaya karar verdim. Ne? Millet zaten üstüme geliyor, gücüme gidiyor. Bir de sen çıkma. Kalk. Kalk ben yatacağım. Kalk. Bebeğimiz olacak. Bizim bebeğimiz. Ne oldu? Neden üzünlüsün sevgilim? Yok değilim. Ben de mutluyum. Çocuğumuz olacağı için çok sevindim Sevda. Baba olmak en çok istediğim şeydi. Ama... Ama ne? Senin için kolay olmayacağının farkındayım. Oğlundan sonra... istemezsen anlarım. Biraz daha bekleriz. Sen hazır oluncaya kadar. Ben hazırım. Ben istiyorum bebeğimizi. Peki... Niye böyle durgunsun sevgilim? Bunca mutluluğu hak etmiyormuşum geliyor. Bırak. Sorma. Sorgulama. Bırak yaşayalım birbirimizi. Ne yapıyorsun abla? Ali Ömer evde. Gel, gel, gel. Bak şöyle şuraya bir bak. Buradan bu manzaraya kaç defa baktım bilmiyorum ama... ...her defasında da aynı şeyi gördüm. Kış geçti, yaz bitti. Ama benim gördüğüm değişmedi. İçimi yakıp... Ciğerimi paraladıklarında da, beni hırpalayıp itip kalktıklarında da buraya çıktım, nefes aldım hep. Yemin ettim,
Ömrümün sonuna kadar dünyaya aynı yerden bakacağım. Ve o baktığım yer benim olacak diye. Ben bu mefkure için her şeyi göze aldım biliyor musun? Alırım da. Gelen bakalım senin mevzuya. Sen konağa döndün. Herkes seni sarıp sarmaladı. Ama sana şöyle bir bakıyorum da hani o kadar parayı, malı, mülkü kendi üstüne geçirip sonra bana verecek bir kabiliyet göremiyorum ben sende. Onun için seni bu dertten kurtarayım dedim. Vaz mı geçtin abla? He vazgeçtim. Sen ne diyorsun ya? Ne vazgeçmesi? Ben neden bahsediyorum, sen ne diyorsun? Dinle beni. Oyunun ilk perdesi başlıyor. Nasıl? Aslan şöyle. Şimdi herkes benim sana düşman olduğumu biliyor değil mi? Sevda nerede? Odada yoktu. Ben de en son akşam gördüm beyim. Yine gitmesin bu kız. Ay saçmalama Allah aşkına Hasan. Çocuk oyuncağım bu canım. Baksana yenge, kız ortalıkta yok. Sadece o değil, sultan da ortalıkta yok. Cümleten hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın anneciğim. Neredeydin? Ne oldu dayım? Hazır herkes burada toplanmışken ben bir şey söyleyeceğim ya. Sultan, Allah aşkına. Yani ağzını hayra açmayacaksan lütfen konuşma, tamam mı? Yok, vallahi öyle bir şey değil şimdi. Bu sefer hepimiz beşeriz, şaşarız. Ben de sevda konusunda şaşırdım. Yine böyle bir kahvaltı sofrasında kızın üstüne gittiydim. Şimdi herkesin içinde ben ondan özür dileyeceğim. Sevda, kahrıma ver. Ne bileyim acıma ver. Neye verirsen ver bilmiyorum ama bunun garezini senden çıkarmaya hakkım yoktu benim. Kusura kalma. Estağfurullah abla. Hepsi geçti artık. Her zaman yanımda yerim. Milletin önünde özür diledim ya, sırrımız mühürlenmiş olacak. Ama raporlar bende kalacak. Hani gavlimizden dönersen atıveririm onları ortaya. Buraya kadar tamam mı? Aramız süt liman olunca kimsenin gözüne batmayacak. Sonra da planın seninle ilgili kısmına geçeceğiz. Kocandan konuşacağım. Münevver'den dem vuracağım. Bu velayet davası onu çok üzüyor. Bak bizim de bebemiz olacak. Gel. Yiğit'le Münevver baksın bu oğlana deyip kocanı nakış gibi işleyeceğim. Oğlanı bizimkilerin üstüne yapsınlar. Ondan sonra mal mülk davası kolay. Buraya kadar tamam mı? Tamam da. Dağısı diyesi yok. Nedir dağ? Neyin peşindesin sen kız? Ha? Ne istiyorsun da? Oğlun gül gibi Hancıoğlu'nun nimetlerine gark olarak büyüyecek. Hem de dizinin dibinde. Tamam mı? Tamam abla. Sen nasıl istersen. Sensin. Al bakalım. Yok ben yemeyeceğim. Neden? Aş eriyordur Ali Ömer. Bazıları böyle ilk aylardan başlar, bazısı 9 ay sürer. Doğru söylüyor. Niye ısrar ediyorsun oğlum? Peki bebek nasıl beslenecek? Sen boş versene. O kendini de besler, bebeğini de besler. Bir şey olmaz. Yavrum, sen hiç doktora gittin mi? Yok, ebe baktı. Ebe mi baktı? Kızım sen aklını mı oynattın? Bu zamanda ebeyle mebeyle olur mu ayol bu iş? Aa, Sultan ayol bir söylesene.
Tamam tamam. Ben bir doktordan randevu alayım, olmaz öyle. Tamam halacığım. Sen ayarla doktoru, ben götürürüm karımı. Alo Ömerciğim, ister senle gitsin, ister benle gitsin. Ama doktora gitsin. Ah, böyle olur mu canım bu işle? Neyse, sizlere afiyet olsun. Ben okula geç kalmayayım. Güle güle oğlum, hadi. Hadi seni yolcuyuz. Görüşürüz. Ben bu tost makinesinin bütün ekmekleri yaktı be. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun hayatım? Hayatımın kadınına kahvaltı hazırlamaya çalışıyorum ama sanırım beceremiyorum. İyi ki varsın. İyi ki yanımdasın. Son nefesime kadar da yanında olacağım. Çok acıktım ben, hadi gel. Hadi geç otur. Ben de çayları koyayım. Acaba diyorum, yavaş yavaş kadın mı bakmaya başlasak? Bu sefer İstanbul'daki şirketlere bakalım. Haklısın. Bebek bakmaktan da anlayacak biri olmalı. Masada üstüne gitmek istemedim ama Sultan ablanın tavrına çok şaşırdım. Özür dileyince ben de şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Tabii ki özür dileyecek. O kadar canını yaktı. Ben olsam senin yerinde bu kadar kolay affetmezdim. Aynı evin içinde küslük olmaz. Hem ben sevmem kırgınlığı. Sultan abla da annem yaşında. Yani kızar da söylenir de. Benim karıma hiç kimse kızamaz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Münevver kızıyor ama. Neden? Ne yapmışsın ki? Ya sadece bana değil, herkese kızıyor. Üzülüyor da. Yusuf Ziya değil mi? Velayet bizde olduğu için içerleniyor. Sonuçta alası. Ben en baştan bu sorumluluğu istemediğimizi söylemiştim Sevda. Galiba sen de haklısın. Yani bu çok büyük bir sorumluluk. Şimdi bebeğimiz de olacak. Birine öksüz diye kıyamam. Diğeri senin bana hediyen. Yani bu yükün altından kalkabilir miyim bilmiyorum. En başta söylemiştim Sevda. İstemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Konuşurum ben halamla. Yapmak istemediğimden değil. Bakarım da. Şimdi Münevver'in eli boş kalırsa daha çok üzülecek. Yani Yusuf Ziya'ya onlar baksa. Sultan abla da inadından vazgeçti. O da yardım eder onlara. Sebep olmadığın huzursuzlukları çözmek için yollar arıyorsun. Herkes mutlu olsun diye uğraşıyorsun. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Akşam konuşurum ben halamla. Velayeti istemediğimizi söylerim. Şimdi şirkete gitmem lazım. Ben de sen de aşağıya geleyim. Topla borçları, topla. Bana da bir kahve yap. Bol köpüklü olsun. Günaydın oğlum. Şirkete mi? Allah kolaylık versin. Günaydın abi. Sen de gelsene benimle. Ya iş konusunu konuşmuştuk. Düşünüp haber vereceğim dedin ama geri dönmedin. Tabii araya bir sürü şey girdi. Sağ ol evladım. Ama ben düşündüm, taşındım da. Allah senden razı olsun ama böylesi daha iyi. Ben istemeden seni kırdım mı? Yok oğlum, ben senin o niyetli olmadığını biliyorum zaten ama... Yalnız vazifeye göre adam seçilir. Adama göre iş icat edilmez. Edilirse de bana uymaz.
Asma yüzümü evladım. Gömül koyduğum falan yok sana. Hadi Allah işinizi rast getirsin. Kırılmış belli. Hassas adam Reşit abi. Görüşürüz. Hoca hanım bir saate kadar geliyormuş. Birazdan da misafirler sökün eder. Ya Pınar, Murat gitti mi pideleri almaya? Gitti. Elif. Ne yapıyorsun ayol? Bu bardaklarla mı vereceksiniz meşrubat falan? Hayret bir şeysiniz ha. Kaldır şunları, kaldır hadi. Şu büyüklerini çıkart. Yok ayol, yok, yok. Burada mısın Sultan? Buyur beyim, bir şey mi isteyecektin? Yok. Ama bulmuşken sorayım. Neydi sabah kahvaltıdaki halin? Ha? Seni bunca yıldır tanırım. Bir kere bile özür dilemedin. Diyelim haksızsın, en fazla susarsın. Bu kızı da sevmiyorsun. Ne bu hal, bunu anlayamadım. Yaşlanıyoruz beyim. Yaş gidiyor yavaş yavaş. Gençlikte üst üste hatalar yaptık. İnsan yaşadıkça insanın kıymetini daha çok anlıyor. Sen kendinden pay biç. Oğlunun yaptıklarını bile bile gönlünü kapatamıyorsun değil mi? Eskiden olsa yüzlerine bakmazdın. Şimdi evlerinden çıkmıyorsun maşallah. Sultan Hanım, az biraz bakar mısınız? Müsaadenle beyim. Ağrı kesicileri bulamadım ya. Başın mı ağrıyor? Ha, üzerine afiyet geçmedi bir türlü. Eli boş, göğne hoşluktandır. Canı sıkılır adamın tabi. Buyur. Ne demesi yerine getiriyorsun sen Sultan Hanım? He? Ben keyfimden mi bıraktım işi? Hoşuma mı gidiyor bütün gün kadınların içinde oturmak? Oturma zaten. Erkek adam eve dama sığmaz. Gücün kuvvetin de yerinde maşallah. Yılların düzenini Hancıoğlu'nun dümür olunca kaybettik. O yüzden kimsenin kapısına da gidemiyorum bana iş verin diye. Hayır, beni ağır etmem. Ama duyulursa Hamiyet Hanım çocuklara huzur vermez. Sana el kapısına git diyen mi var? Ali Ömer mis gibi iş verdi. Geçsene onun başına. Mesela şimdi anlaşıldı. Konuştuklarımızı duydun değil mi? Duydum tabi. Adam senin iyiliğini istiyor, ne var? Mesele de bu zaten. Ben kimsenin göğününe de cebine de yük olmam. İyiliğe de minnete de ihtiyacım yok benim. Reşit Efendi. Bak, gerçekten bana ihtiyaçları olur, o zaman canımı dişime takar, her şeyi yaparım onlar için. Ama onların parasına sırtımı dayayıp asalak gibi yaşayamam ben. Anladın mı? Ne konuştunuz Ali Ömer'le? Neden vazgeçiyorsun oğlandan? Ben vazgeçer miyim hiç? Onun iyiliği için velayet almayalım dedim. İyilik bunun neresinde? Ay kız, bu Yiğit demin evvel oğlanı alıp gitmesin sakın. O zaman ne edeceksin? Ay nereye gidecekler Elif? Ya araları iyiken öyle de. Bak azıcık atıştılar mı evi damı terk ediyor kız. Ya onlar gitse de Hamiyet Hanım hayatta gözünün önünden ayırmaz torununu. Ondan sonrasında düşünemeyeceğim. Zaten yeterince bunaldım. Bu kesin mirastan pay alamayacak, anladı. O yüzden istedi oğlanı. Ay bu ne kara yürek, ne evlis bir kadın ya.
Şeytan bunu uysa yolunu kaybeder. Bir daha düze çıkamaz ha. Aynen öyle. Ya baksana bana. Bir eline düştüm diye istediği her şeyi yaptırıyor bana. Efendim. Hastaneyle konuşunca haber ver demiştiniz. Nasıl durumun, bir gelişme var mı? Hayır. Hala yoğun bakımda. Sezer Hanım nasıl? Başından ayrılmıyor. Ben Bade'ye söyleyemedim Demir. Yani babasının yanında olsun istedim ama tahmin ediyorsun. Doktor tansiyonunun çok yüksek olduğunu söyledi. Onun için üzülmemesi gerekiyormuş. Anlıyorum. Eğer bebeğe bir şey olursa Bade bunu kaldıramaz. Haklısınız. Ama Celal Bey'e bir şey olursa bunu saklayamayız. Dua edelim olmasın. Ben seni ararım. Hoş geldin baba. İşin yoksa az biraz avluya çıkalım. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır? Bu sultan yine iş çevirmeye başladı. Ya niye dışarı çıkıyoruz ki? İçeride konuşsaydık. Oğlum Ali Ömer falan gelir duyar vuku'a çıkmasın diye. Ali Ömer'le Sultan ablanın ne alakası var? Sevda iki gün önce Ali Ömer'i terk etti gitti. Öyle mi? Ondan önce de Sultan biliyorsun bebek meselesini ortaya çıkardı. Bizden de değildi derken rapor gelene kadar kız ağzını açıp bir tek kelime etmedi. Sultan ne kadar üstüne gittiyse sustu. Ben edebindendir dedim. Sonuç çıkınca da mesele kapanır sandım. Ama öyle olmadı. Kız Ali Ömer'i terk etti. Bana ne baba Ali Ömer'in aşk hayatından? Dur da dinle oğlum. Ali Ömer kızın peşini bırakmadı. Hamiyet'te ta ayağına kadar gitti ama kız gelmedi. Sonra ne olduysa dün birden çıkıp geldi. İlk görende sultan oldu. Kapıda bır 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 konuştular. Hatta sultan ne dediysem onu yapacaksın diye kızı sıkıştırdı. Kız korkudan ağzını açamadı. Ya. Sabah da kalkmış herkesin önünde. Benim kabahatim. Artık kusura kalma gayrı. Diye kızdan özür diledi. Allah Allah. Sultan abla özür diledi ha? Ya tamam da baba bize ne bundan? Yani her şeyi bitti. Konağın kadın kavgalarıyla mı uğraşacağız şimdi? Oğlum senin gözün ne kadar körelmiş ya. Diyorum ki Sultan Sevda'nın açığını biliyor. Güle güle kullansın baba o zaman. Benim daha önemli işlerim var. Efendim Gökhan. Vallahi bravo sana Sevda. Vallahi bravo. Yani bu soğukkanlılığınla bu kadının hakkından geldin ya. İnanamıyorum, hala inanamıyorum. Böyle geldi sana dedi ya, affedersin hata ettim falan. Yüreğimin yağları eridi. İnan, o olsun dedim, o olsun. Ama şaşmadım da değil ha. Yani acaba kafasına saksı falan mı düştü, ne dersin? Ha? Yoksa böyle vicdanı vicdanı böyle ses vermez o ayol. Ay aşk olsun anne ya. Yani kadın özür dilese yaranamıyor, konuşsa yaranamıyor. Ay vallahi Münevver, sen iyice kaynana köylü oldun ayol. Toz kondurmuyorsun bakıyorum. E kondurmam tabii. Ne sana kondururum ne ona kondururum. İkiniz de annemsiniz sonuçta. Hanımım, hoca hanım geldiler. Ah tamam, geliyoruz Cemile. Hadi bakalım. Akşam üzeri geçeceğiz fabrikaya. Gıda mühendisi geliyor. Gökhan toplantı ayarlayacak. Tamam hayatım. İşlerimi bitir toparlanırım ben o zamana kadar. Mehmet ben de sana bakıyordum. Hayırdır? Akşam üzeri markete geçelim diyorum. Orada hesapları kontrol ederiz. Hem müdür beyle de görüşmüş oluruz. İyi olurdu ama benim işim var. Erteleyemeyeceğiniz bir şey mi? Doktora gideceğiz. Bebeğin kontrolü var da. Öyle mi? Peki... Memnun musunuz doktordan? Evet. Yani Bade memnun. Neden sordun? Ya şey... Sevda hamile de biz de bir doktor bakıyoruz. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Sen de babalar kervanına katılıyorsun ha? İnşallah. İstersen ben Sevda'yı arayayım. Doktorun adını numarasını veririm. Olur olur çok iyi olur. Tamam o zaman.
Peki o zaman markete yarın geçeriz. Olur. Görüşürüz. Bence babamı bizim eve alalım. Neden? Adam yengemle takıla takıla paranoyak oldu. Sevda hamile olduğu için dönmüş konağa. O tutmuş Sultan abla ile ilgili hikayeler yazıyor. Ay. Ay ne kadar iyi oldu bu dua. Değil mi Sultan? İçimiz hafifledi. Mekanları cennet olsun. Duası da sevabı da ulaşsın. Amin. Ah, amin. Reşit Efendi nereye gidiyorsun? Bozma keyfini, otururduk biz bize. Siz oturun, benim içeride biraz işim vardı. Ya anne ne biçim konuşuyorsun, niye adamıyorsun şimdi? Ne oldu ayol, ben ne dedim ki? Yani çekinmesin diye söyledim. Vallahi Sultan. Yok bir şey canım, Allah Allah. Yok bir şey mi ne ver? Ben ineyim kızlara çayları söyleyeyim, burada içeriz değil mi Hamiyet Hanım? Tabii tabii içeriz canım. Ben de bir lavaboya gideyim. Kızım bir şey demedim diyorum, anlamıyor musun sen? Aa. Konuş şu Hamiyet'le. Öyle adamın işsizliğini yüzüne vurmayla olmaz. Madem işinden etti, ona iş bulacak. Abla sen iyi misin? İyi değilim. Sen bu mevzuyu halledene kadar da iyi olmayacağım. Adama iş bulacaklar. Hem de öyle böyle değil. Reşit Efendi, sen bize lazımsın diyecekler. Öyle alacaklar işe, tamam? Tamam da ben bunu nasıl yapacağım? Hani her dediğimi yapacaktın? Dakika bir, itiraz bir ha? Benim asabımı bozma. Tamam. Yani konuşurum ama işe yarar mı bilmem. Yaratacağım Sevda. Yaratacağım. Öyle boşa kürek sallamak yok. Haydi. Sevda. Ağır ağır çık merdivenleri kuzum. Ne olur ne olmaz. Telefonu çalıyor. Teşekkür ederim. Efendim. Sevda? Merhaba, ben Bade Hancıoğlu. Merhaba. Ben odaya geçiyorum anne, biraz dinleneceğim. Ali Ömer söyledi, hamileymişsin. Hayırlı olsun, çok sevindim. Teşekkür ederim. Konuştuğumuzda doktora ihtiyacın olduğunu söylemişti. Ben de kendi doktorumu tavsiye ettim. Çok iyi bir doktordur. Hem işinin ehli hem... Enerjisi çok iyi. İstersen numarasını verebilirim. Olur. Tabii ben bir kalem alayım. Ay Sultan. Ay bakma yazmaz geldiğine ayol sen. Vallahi içim üşüdü. Çok soğuk ha. Tabii kız, soğuk da havalar. Sen kendine dikkat et ama. ...67-98. Yazdım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biliyorum konaktakiler beni pek sevmiyorlar. Ama istersen biz görüşebiliriz. Hatta bir akşam bize yemeğe gelseniz. Ali Ömer'le Mehmet de iyi anlaşıyorlar. Gerçi iş yüzünden biraz bozuluyor araları ama. Olur, gelir geçer onlar. Aslında biz de ayarlayabiliriz. Yani... Mehmet ile Ali Ömer karşı çıkacak değiller ya. İsterseniz akşam işiniz yoksa bize kahve içmeye gelin. Ben bir Ali Ömer'le konuşayım. O tamam derse ben sana haber veririm. Tamam, ben senden haber bekleyeceğim. Görüşürüz. Şey... Sen hayatımda değdiğin her şeyi güzelleştiriyorsun. Ben arkadaşlarımız olsun istedim. Normal evli çiftler gibi bir şeyler yapalım diye. İyi düşünmüşsün hayatım. Biz adım attık, gerisi artık onlara kalmış. Eğer işlerim bittiyse ufaktan toparlan. Çıkalım bir şeyler yeriz, sonra da fabrikaya geçeriz. Tamam. Şenay Hoca'ya da ayıp oldu. Ya uzun zamandır derslere devam etmiyoruz. Yok be kızım.
Ben ona telefon açtım, merak etme sen. Artık ihtiyacımız yok dedim. Çok teşekkür ettim. Hiç merak etme sen. Ama daha öğreneceklerim vardı. Ay Sevda, akıllı kızsın ayol. Şöyle bir bakarsın, kim ne yapıyor, neyi nereye koyuyorlar. Öğrenirsin gider, ha? Senin yüreğinin güzelliği yeter, bir tane. Boş kesen gerisini. Hamiyet Hanım, ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle bir tane. Ya haddim değil ama ben terasta olanlara çok üzüldüm. Reşit Efendi mi? Ay Sevda, vallahi hiçbir kötü niyetim yoktu. İnan. Yani ne bileyim, ben öyle söyledim yani. Onun alınganlığı üstündeydi herhalde. Ben biliyorum, ben sizi suçlamıyorum zaten. Ama Reşit abi de haklı kendince. Ya böyle eli boş kalmak zor bir şey. Ya bütün gün çarşıda, kahvede de vakit geçiremiyor. Doğru. Erkek için çok zordur böyle evde oturmak. Bir sinirim adamın işine mal oldu. Ama o sultan yüzünden. İnan bana. Ben böyle bir iş bulalım diyorum. Yani Ali Ömer iş teklif etmiş şirkette. O da bana iş icat ediyorlar diye üzülmüş. Gururlu adam. E ne yapacağız peki? Ne istiyorsun? Ya ben de bilmiyorum ama böyle kendi işi olsa, küçük bir dükkan falan. Ya o zaman da siz parayı verdiniz diye istemez. En iyisi size danışmak istedim. Sen nasıl bir kadınsın ayol? Vallahi çok iyi bir insansın. Dur bakalım, dur. Bir düşüneyim ben. Zaten biraz aklıma bir şeyler de gelir gibi, ha? Ama ilk önce bir Ali Ömer'le görüşelim. Tamam mı? Ya yapma böyle. Sen de bana yüz çevirirsen ben ne yaparım? Lafın önünü ardını düşünmeden konuşuyor musun Sultan? Maksadım kötü bir şey değildi ki. Sen beni biliyorsun ya. Sen de beni biliyor musun Sultan? Etmeyelim böyle laflar birbirimize. Kırmayalım koynumuzu. Kolay gelsin. Benim güzel karım karnını peynir ekmekle mi doydu ya? Hem de hamile haliyle. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Vallahi beyim, biz söyledik ama dinlemedi bizi. Doğru diyor. Önerdiğimiz hiçbir şey istemedi vallahi. İlle peynir ekmek. Ama canım başka bir şey çekmiyor ki. Bu mideme iyi geliyor. Sen erken geldin. İşim erken bitti, sana geldim. Karnın doydu mu? Hadi içeri geçelim. Ay Elif. Allah inşallah sana da böyle Ali Ömer Bey gibi birisini nasip eder. Ya işte Berem'in evi. Abimler geliyor. Ha. Mavişi. Sen erken mi geldin bugün? Oo, bu evin hanımları beni istemiyor galiba. Olur mu böyle şey? Ha? Sen bizim başımızın tacısın, tacı. Ayrıca iyi ki erken geldin. Azıcık konuşacağım seninle. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Hasan amca. Hayırdır hala? Biz Sevda ile oturduk bugün. Biraz bu Reşit Efendi'nin iş meselesini konuştuk. Ha? Galiba sen onu şirkete çağırmışsın da anlamadım ben niye gelmedi. Çağırdım ama istemedi. Bak şimdi ben ne düşündüm biliyor musun? Bizim şarap fabrikası var ya, onun satış ofisi. Onun başına getirsen, ha? Adamın eli kalem tutar. Hesaptan mesaptan anlar. Hem de böyle oranın sahibi sanır kendini. Kabul eder mi dersin? Allah'ım.
Allah Allah. Abi şimdi sormayacaksın ayol adama. Sana ihtiyacımız var diyeceksin. Azıcık bir gururunu falan okşayacaksın. Ha? Anladım anacığım. O zaman hazır eve de erken gelmişken ben fabrikaya geçeyim. Tamam, iyi edersin. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Senin bu karın var ya, pırlanta, pırlanta. Allah gönlüne göre verdi. Bu herkese yardım ediyor ayol. Sağ ol halacığım. Hala benim seninle konuşmak istediğim çok özel bir şey var. Allah Allah, merak ettim. Neymiş o? İçeri girelim biraz. Allah Allah. Ne oluyor? Senin haberin var mı? Ben de anlamadım. Ne oldu çocuğa? Halacığım, biz Sevda ile konuştuk. Yusuf Ziya'nın velayetini almayacağız. Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Ben size güvendim, yaptım bu işi. O kadar evraklar falan hazırladık. Ne olacak şimdi? Bize bu yük ağır geldiği için değil. Münevver'i kırdığı için istemiyoruz. Sevda'yı kendine rakip olarak görüyor. Pek haksız da sayılmaz. Çünkü sen her seferinde önceliği Sevda'ya veriyorsun. O da kızın olarak bu duruma içerliyor. Abi mavişim. Olur mu böyle şey? Ha? Ben Sevda'nın tecrübesine istinaden kalktım, böyle bir şey yaptım. Ayrıca ne anlar Münevver çocuk bakmaktan ha? Öğrenir hala. Öğrenir. Hem yakında bizim de bebeğimiz olacak. Sevda her ikisiyle birden ilgilenemez. Sen zaten en başta velayeti Münevver'e vermeliydin. Mavişim. Sen anlamıyor musun ben niye yapıyorum bunları? Ha? O sultandan korumak istiyorum. Hem torunumu hem kızımı. Halacığım bence Sultan abla hatasını anladı. Sen de gördün, Sevda'dan özür diledi. Oğlum, o kadın sizi atlatabilir. Ama beni asla. 40 yıldır yanımda çalışan kadın. Ben onun ciğerini bilirim. Onun ne yılan olduğunu, ne dolaplar çevireceğini çok iyi bilirim. Neyse, peki. Şimdilik bu velayet işini rafa kaldıralım. Hamdolsun şimdilik hayattayım. Ecel de gelene kadar aklar karalar çıkar nasılsa ortaya. Halacığım rica ediyorum. Artık ölümü, eceli anmayalım. Ansan ne olacak oğlum? Anmasan ne olacak? Gelmiyor mu? Yo, kız mı doğdu böyle herkes sus pus? Yok, annemle abim içeride konuşuyorlar da. Hayırdır? Mevzu ne? Reşit Efendi'nin istikbali için desem, o biraz önce konuşuldu. Anneciğim hayırdır? Ne kadar meraklısınız ayol. Halaya yeğen konuştuk. Ne var bunda? Sağ ol çocuğum. Geçin böyle anneciğim. Sevda, ben fabrikaya gideceğim. Benimle gelmek ister misin? Olur. Ben bir çantamı alayım. Biz yemeğe kadar geliriz. Tamam çocuğum, bakın rahatınıza. Ne düşünüyorsun? Hiç. Annemle babamı düşünüyordum. Ne yapıyorlar acaba? İyilerdir herhalde. İnşallah. Seni seviyorum. Ben de
sadece sizinle konuştuğunuzu merak ettim. Yani sen etmedin. Velayet işini söyledim. Ne dedi peki? Hoşuna gitmedi tabii. Aslında halam da her şeyi münevvere bırakmak istiyor. Ama Sultan ablayı güvenmiyor. Sultan abla böyle hırslandıkça, saldırgan davrandıkça halam da kendi duvarlarını kalınlaştırıyor zarar görmesin diye. Şimdi tamam mı yani? Münevvere verecek mi velayeti? Yani şimdilik askıya aldı diyelim. Sonuçta çocuğu istemediğimizi biliyor artık. İyi ki çıkalım demişsin. Bazen ev o kadar kalabalık oluyor ki. Bir de işte bugün dua vardı. Aa aşkım bugün ne oldu biliyor musun? Sevda annemle konuşmuş. Neyi konuşmuş? Vallahi Reşit abi işte. Ona iş bulalım demiş. O da huzursuzluğunun farkındaymış. Vallahi doğru şey tahmin etmiş. Yani zor şey işsiz kalmak. Hele bütün gün konakta olmayı düşünemiyorum mesela. Öyle deme ne olur ya. Bana kalırsa Sevda iyi bir insan. Temiz kalpli, yardımsever. Öyle ama yani benim için biraz huzursuz. Sakın kaynanın etkisi altında kalıyor olmayasın. Gerçi o bile inadından vazgeçti vallahi. Gerçekten ya. Sultan annem birinden özür dileyecek. İnanılır şey değil yani. Vardır bir sebebi. Bade aradı bugün. Hamile olduğumu söylemişsin. Doktorunun numarasını verdi. Ararım demişti. İyi bir doktormuş. Ben yarın sabah randevu aldım. Ya inşallah işin yoktur. Benim en önemli işim sen ve bebeğimiz. Bir de şey dedi. Akşam yemekten sonra isterseniz gelin kahve içelim dedi. Ben tamam demedim. Ali Ömer'e sorarım dedim. Belki sen istemezsin diye. Mehmet zor adam. Halamla olan kızgınlıklarını anlıyorum ama madem onlar bir adım attı, eğer sen de istiyorsan gideriz. Yahmiyet Hanım. Duyarsa kızmaz mı? İlişkilerimizi halamın isteklerine göre düzenleyemeyiz Sevda. Herkes birileri için bir şeyler söylüyor. Ama biz insanları gördüklerimizle değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ünal Bey içeride mi? İçerideler Ali Ömer Bey. Mehmet de mi geldi? Evet efendim az evvel geldiler Badem'le beraber. Allah Allah. Bana doktora gidiyoruz demişlerdi. Aklımda soğuk tüketilecek bir şarap var. Yalnız sadece meyve aromalarından değil aynı zamanda baharat aromalarından da faydalanacağız. Farklı birkaç lezzet denenmeli. Bunun için şu anda elimizde hazır olan şaraplardan kullanmamız gerekiyor. Ferment olmuş şaraplardan. Zira üzüm zamanı değil, üzüm elimizde yok. Tamam. Hazır olan fıçılardan kullanın o zaman. Yalnız bu dönemler biraz pahalıya mal olur. Vakit kısa olunca elimizdeki var olan şaraplardan çok fazla tüketmemiz gerekiyor. Pahalılığını geçtim Mehmet Bey. Hesapta olmayan bu şarap tüketimi yüzünden hedeflediğimiz rekolteyi tutturamayız. O yüzden de Ali Ömer Bey'le konuşalım. Bunu seninle daha önce de konuştuk Ünal. Bu fabrikanın sahibi benim. Beyler. Ne oluyor burada? Sen benim arkamdan nasıl iş çevirirsin Mehmet?
Ben tam sana güvenmeye çalışırken bunu nasıl yaparsın? Söylediklerimi dinlemedin. Beni ciddiye bile almadın. Çünkü istediğin şeyler akıl kârı değil. Hem ben sana olmaz demedim ki. Araştıralım. Zaman ver dedim. Kendi şirketimde kimseden izin alacak değilim. Benden alacaksın. Benden. Çünkü ben sadece bu şirketi yönetmiyorum. Aynı zamanda hisselerin çoğunu yönetiyorum. Üstelik ben ne yaparsam yapayım hepinizin çıkarını düşünüyorum. Benimkini düşünme. Beni özgür bırak yeter. Tamam. Özgürsün o zaman. Sen ve karın. Derhal eşyalarınızı toplayıp gidiyorsunuz şirketten. Ali Ömer saçmalama. Sen nereden kimi kovuyorsun ya? Ha? Mehmet. Bak ben sana bunu daha önce de söyledim. Eğer arkamdan iş çevirirsen, sana güvenimi sarsarsan bu şirkette işim biter dedim. Sen de kabul ettin. Bugün burada olanlardan sonra artık beraber çalışamayız. Bana bunu yapamaz. Bana bunu yapamaz! Bana bunu Yusuf bile yapmaya cesaret edemedi. Ali Ömer kim oluyor da beni kendi şirketimden kovuyor? Mehmet sakin ol ne olur. Sen burada kal. Allah kahretsin! Aşağı gelin! Sen kimsin? Bu şirket benim! Benim bu şirket! Allah kahretsin! Sen haklıymışsın hala. Mehmet'e güvenmek büyük hataymış. Ne hayırdan anlıyor, ne de olmazdan. Sanki inadına arkamdan iş çeviriyor. Hı. O şaraplara bir şey olsa, söz verdiğimiz onca müşteriye ne derim ben? Yaptığı hatanın bize neye mal olacağının farkında değil. Gözünü hırs bürümüş. Oğlum hiçbir şey değişmiyor ki. Bu adam dün de böyleydi, yarın gene böyle olacak. Yusuf onunla az mücadele etmedi, az kavga etmedi. Neye yaradı? Hiçbir şey değişmedi gene. Yusuf'un sabrı bende yok. Ben buna tahammül edemem. O yüzden Mehmet'i de Bade'yi de işten kovdum, haberin olsun. Çok iyi etmişsin. Gerçekten. Çok münasip bir şey. Sen benim oğlumu nasıl işten kovarsın Ali Ömer? Bu ne cüret? Hasan amca, oğlun aklını kaçırmış. Yaptığı işin sonuçlarını göremiyor. Ne olursa olsun böyle bir şey yapamazsın. Ben Mehmet'e en başında söyledim. Güvenmediğim kimseyle çalışmam. Oğlun akıllanmadan o şirkete giremez. Sen böyle şeye nasıl izin verdin yenge? Mehmet elinde büyüdü senin. Hasan. Hasan. Kendi düşen ağlamaz. İki gözü birden çıkar. Senin oğlun hep bindiği dalı kesti. Her zaman. Hala inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Ben ona güvenip savundum bir de. Bir de yüzsüzlüğe bak. Bizi evlerine çağırıyorlar çay kahve içmeye. Hayır gidip görmesek ne yaptıklarından haberim olmayacaktı. Gözümün içine baka baka yalan söylemeye devam edeceklerdi. Belki vardır bir sebebi. Ne sebebi Sevda? Ne sebebi? Yalanın oyunun sebebi mi olur? En kötü gerçek bile yalandan daha iyidir. Hayır anlamıyorum ya. Bir de en nefret ettiğim şey neden hep benim burnumun dibinde bitiyor ki? Ya kusura bakma. Akşam akşam seni de üzdüm. Olsun. Ben sen üzüldün diye üzüldüm. Kusura bakma canım. Kusura bakma.
Ben fabrikada çıraklık yapmaya başladığımda 9 yaşındaydım. Mahallenin bebeleri yaz tatilinde top peşinde koşarken ben büyük adam olacağım diye koşarak giderdim işe. Neyin kıyameti bu ya? Anlamadık ki. Mehmet abi bir şey yapmış galiba. Vallahi mı? Hasan Bey de ateş almış gibi çıktı gitti demin zaten. Allah dirlik düzenlik huzur versin sultanım. Aman mine ver. Bir de Mehmet'in densizliklerini mi düşüneceğiz? Hadi kalkın. Sofraya geçeceğim. Kalkın gelin. Geçelim hadi. Ne oldu kızım? Yine ne hata karıştırdı bu oğlan? Girin isterseniz. Ne oldu? Yine ne hata karıştırdın da Ali Ömer'le gırtlak gırtlağa geldiniz ha? İzninizle ben odama çekileceğim. Sana soruyorum oğlum. Kendi fabrikamda kendi şarabımla bir tat yaratmak istedim. Olan bu. Çocukluğumdan beri ter akıttığım fabrikada. Şu yarışma meselesi değil mi? Sana olmaz demedim mi? Ali Ömer de aynı senin gibi konuştu. Ondan sonra kapının önüne koydu beni. Tamam. Yaptığın hatalar boyumuzu geçti. Ama kimse seni işten kovamaz. Adam çoktan kovdu baba. Şirkete de haber verdi. Şimdi gitsem kapıdan içeri almayacaklar. Bunca tatsızlıktan sonra şirkete gidip burası benim demek olmaz tabii. Sen önündeki engeli kaldırasın. Ne yapayım baba? Hı? Gidip kafasına mı sıkayım Ali Ömer'in? Saçmalama. Bu iş elini kana bulayarak olmaz. Benim aklımda başka bir şey var. Neymiş o? Şu sultanın sevdayla derdini onu bulmamız gerek. Eğer bunu bilirsek Ali Ömer'in ayağını kaydırabiliriz. Erkek başımızı halledemedik. Kadın savaşıyla alacağız iktidarı öyle mi? Aynen öyle. Bir kadın kocasını vezir de eder, rezil de. Yapma baba. Gözünü seveyim yapma. Dur da beni dinle. Bak. Kız sultanın her söylediğini emir telakki ediyor. Demek ki sultanın bir gücü var. Kız hamile olduğu için konağa geldi, yerleşti tekrar. Geç bunları, geç. Sultan kocama iş bul dedi. Akşama kadar bir fundunu bulup Hamiyet'in kanına girdi. Hamiyet de Ali Ömer'e reşit işe koy dedi. Ya? Sultanın neye güvendiğini öğrenirsek aynı silahla Ali Ömer'i vurabiliriz. Sultan abla bu çocuk Sevda'dan dediği zaman ortalık karışmadı mı? Evet. Sultan abla doğru söylüyor. Ama ortada rapor var. Ne malum gerçek oldu? Rüzgar için de rapor vardı. Eğer gerçek buysa, sultan da bunu biliyorsa, niye söylemeyip Sevda ile uğraşıyor? Gerçeğin ortaya çıkması işine gelmez mi? Bizim de öğrenmemiz gereken işte bu. Sultan abla neden gerçeği saklıyor? Aklında ne var? Eğer bunu öğrenirsek kendimize bir fayda sağlayabiliriz. Halıcığım. Bugün fabrika uğradığımda satış ofisine de uğradım. İşler bayağı bir yoğunlaşmış. Malum havalar ısındı. Turist mevsimi geldi. Vardiyalı çalışan elemanlar yetişemez olmuş. Başlarına biri lazım. İyi de oğlum şimdi böyle olur olmaz birine emanet edilmez ki orası. Haklısın, haklısın Ala. Abi, ne dersin bize yardımcı olur musun? Ay ne akıllı adamsın. Aa, ay ben nasıl oldu da bu aklıma gelmedi hiç. Ay vallahi zaten çok emeği vardır bize Reşit Bey'in. Vallahi.
Ne dersin Reşit Efendi? Sana emanet edersek benim içim rahat eder ha? Estağfurullah. Bence de çok güzel olur. Madem ihtiyaç zuhur etti, o zaman ben de elimden geleni yaparım tabii. Hay Allah razı olsun. Gördün mü bak? Sağ ol abi, sağ ol. İnsanın yanında güvenilir birinin olması çok güzel. Neyin var? Ya nefes alamıyorum Elif. Ali Ömer'e baktıkça bütün söylediğim yalanlar boğazıma çöküyor. Ben nasıl dayanacağım bu eziyete? Ah be kuzum, ne diyeyim ki? Ya Ali Ömer'le Hamiyet Hanım her şeyi iyiliğinden yaptığımı sanıyorlar. Ya yalan oldu ortaya çıkarsa? Korkma kız. Korkma. Sen de bu sebat olduktan sonra hele bir de benim lafımı dinlersen... Mevzu biter. Aferin. İş meselesini çok çabuk hallettin. Gözüme girdin Sevda. Ama asıl mevzu... öteki iş ne oldu? Ben Ali Ömer'le konuştum. Hah. O da Hamiyet Hanım'a anlatmış. Velayetimi Nevver'e verelim demiş. Ama Hamiyet Hanım ne yapar bilmiyorum. Ama keyfim yerine geldi kız. Mavişim, vallahi ben bu işi hiç anlamadım. Neyin nesi ayol bu doktor? Ben tanımıyorum ki, hiç tanımıyorum bu kadını. Bir arkadaş tavsiye etti. Yavrum ben sana demedim mi? Ben götürürüm doktora, bu işle ilgilenirim diye. Hala sen de bir randevu al, ona da gideriz. Sevda hangisini severse o bizim doktorumuz olur. Peki. Hadi bakalım. Hayra karşı gel inşallah. Hayırlı haberlerle gel. Münasip mi bu kılık böyle? Vallahi pek münasip oldu. Sen niye hazırlandın böyle? Yoksa beni elimden tutup işe mi götüreceksin? Çarşıya ineceğim. Oradan da bir Havva'ma uğrarım belki. İyi o vakit, beraber çıkalım. İyi, çıkalım. Şimdi çıktılar. Meydana doğru gidiyorlar. İlk gebeliğiniz mi? Yok, ikinci. İlki kaç yaşında? İlkin doğumdan sonra kaybettik. Aa, öyle mi? Başınız sağ olsun. Hasta mıydı? Yani genetik bir sorun mu? Yok, talihsiz bir kaza diyelim. İşte bebeğiniz gayet sağlıklı. Üstelik kalp atışları da başlamış. Bir şey mi oldu? Keşke size iyi bir haber verebilseydim Bahadır Hanım.
Ama maalesef Celal Bey'i kaybettik. Babam mı? Babam mı? Kadın, Badan Hanım, Badan Hanım. Hadi eyvallah. İşin gücün rast gelsin, haydi. Aklımı aldın ya Mehmet. Kusura bakma abla. Nereye gidiyorsan gel bırakayım. Yo, benim işim bu tarafta. Sen yolundan olma, devam. Ben seni görmeye geldim ama. Bin de biraz konuşalım. Ne o? Beni mi kaçıracaksın? Niye huzursuzlandın abla? Hı? Yoksa gizli kapaklı işler peşinde misin? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Söyle bakalım, açık açık söyle, ne diyorsun sen? Duyduğuma göre bu aralar konakta senden başka kimsenin sözü geçmiyormuş. Kim ne yapsın benim sözümü ya? Öyle deme abla. Havva ile az mı dolap çevirdiniz? Ölünün arkasından rahmet okunur. Dedikodusu yapılmaz. Haklısın. Kusura bakma. Giden gitti, yerini buldu. Kalan sahalar bizim, değil mi? Sabahın anne bu laflar böyle ya, ha? Aklımda bir dolu soru var. Sanırım hepsinin cevabı da bir tek sende. Hayırdır? Sevda'yı konağa dönmeye sen ikna etmişsin. Anlamadığım, kız kimsenin sözünü dinlemezken senin bir dediğini iki etmiyormuş. Acaba diyorum, o çocuk Sevda'nın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.